Değerli izleyiciler, bugünkü konuşmam Türkiye adresli bilimsel dergiler ve etik üzerine olacak. Şimdi bir ülkenin bilim potansiyelini ortaya koyan onlarca kriter vardır. Bu kriterlerin hepsinden tek tek bahsetmeyeceğim. Yalnız 4 kriterden kısaca bahsedip ve sonra en önemli kriterlerden biri olan yayın sayısı üzerinde daha detaylı bir şekilde duracağım. Şimdi yayın sayısı bir ülkenin bir yıl içerisinde uluslararası düzeyde kabul gören bilimsel dergilerde yayınlamış olduğu bilimsel makale sayısıdır. Diğer bir kriter 10.000 kişi başına düşen araştırıcı sayısı. Bu rakam gelişmiş ülkelerde yaklaşık olarak 150-160 civarında iken maalesef ülkemizde henüz 30'a dahi ulaşmış değiliz. Bu da Türkiye'de araştırmacı sayısının oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Diğer bir kriter gayri safi milli hasıladan araştırmaya ayrılan pay bugün gelişmiş ülkelerde %3 civarındayken maalesef ülkemizde henüz %1'e dahi ulaşmış değiliz. 80'li yıllarda yapılan 5 yıllık planlamalarda o yıllarda bu oran %0.3 civarındaydı ve 5 yıllık plana göre 80'li yıllarda yapılan planlara göre bu rakamın ilk etapta %1'e, 1990'lı yıllarda %2'ye ve 2000'li yıllarda %3'e çıkarılması hedeflenmişti. Maalesef aradan 30 yıl geçmesine rağmen hala gayri safi milli hasıladan araştırmaya ayrılan payı %1'e dahi çıkarmış değiliz. Bugün Kore gibi bazı ülkeler bunu hatta %5'e çıkarma çabası içerisindedirler. Diğer bir nokta özel sektörün araştırmaya katkısı gelişmiş ülkelerde %75-80 civarında iken Türkiye'de tam tersi %15-20 civarında. Yani bugün özel sektörün araştırmaya katkısı ülkemizde son derece az. Araştırma genellikle üniversitelerimizde yapılmaktadır. Şimdi bu kriterlerden bilimsel makale üzerinde duracağım. 2012 yılında ülkelerin yayınlamış olduğu bilimsel makalelere baktığımız zaman Türkiye 17. sırada görülmektedir. Bu ilk etapta Türkiye için çok iyi bir sıranın olduğunu ortaya koymaktadır. Tabii Çin, USA, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa gibi gelişmiş ülkeler Türkiye'nin önünde yer almaktadırlar. Ama bu rakamlar hiçbir zaman ülkelerin örneğin işte İspanya'nın araştırmasının Güney Kore'den daha ileri olduğu anlamına gelmez. Çünkü bu rakamları verdiğimiz zaman ülke nüfusunun da dikkate alınması lazım, normalize edilmesi gerekir. Şimdi Türkiye'nin arkasında olan ülkelere baktığımız zaman İsveç, Belçika, Danimarka, Avusturya, İsrail, Norveç gibi ülkeler bulunmaktadır. Şimdi SALT bu rakamlara dayanarak Türkiye'deki araştırmanın bu ülkelerden daha kaliteli olduğunu ileri sürmemiz doğru olmaz. Yalnız bu rakamlar bize en azından gene bazı bilgiler vermektedir. Şimdi Türkiye'nin uluslararası dergilerde yayımlamış oldukları bilimsel makale sayılarına baktığımız zaman, son 30 yıl içerisindeki bu artışı dikkate aldığımız zaman, gördüğünüz gibi 1980'li yıllarda Türkiye genelinde yayımlanan makale sayısı 250-300 civarındaydı. O yıllardaki üniversite sayımız 18, bu rakamı üniversite sayısına bölersek üniversite başına 10-15 makale düşmekte. Fakülte bazına bölersek her fakülteye bir yılda bir bilimsel makale düşmektedir. Bu da ülkemizin 80'li yıllarda bilimsel araştırma açısından son derece geri olduğunu ve araştırma kültürünün o yıllarda hala ülkemize yerleşmediğini açık olarak göstermektedir. Şimdi bu rakam 2012 yılında yaklaşık 25.000'e ulaşmıştır. Tabloya baktığımız zaman 93 yılından sonra bir eksponansiyel bir artış görmekteyiz. Sonra bir duraklama ve tekrar bir artış 2011-12 yıllarında tekrar bir duraklama devrine girmekteyiz. Şimdi bu artış nereden kaynaklanıyor? Bu artış tamamen YÖK'ün doçentlik için getirmiş olduğu yükseltilme kriterlerinden kaynaklanıyor. Ben de bizzat İlk doçentlik komisyonlarında çalışan
bir kişi olarak şunu söyleyebilirim ve orada çalıştım. Biz o yıllarda bu kriterleri getirdik. İşte fen dallarında doçent olabilmek için uluslararası düzeyde 3 bilimsel makalenin yayınlanması vesaire. O vesileyle yurt dışında yayınlanan makalelerde gördüğünüz gibi eksponansiyel bir artış sağlandı ve 2005-2006'da duraklama, sonra tekrar bir çıkış. Şimdi bu çıkışın nedenini ben sizlere açıklayacağım. Fakat buraya geçmeden önce 2012 yılında ülkemizdeki üniversitelerin yayın sayılarına baktığımız zaman gördüğünüz gibi İstanbul, Hacettepe, Gazi, Ege ve Ankara, ODTÜ gibi büyük üniversitelerin ön sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Dediğim gibi bu rakamlar hiçbir zaman bir İstanbul Üniversitesi'nin Hacettepe'den daha kaliteli olduğu kesinlikle anlamına gelmesin. Çünkü burada da üniversitelerde bulunan öğretim üyesi sayısının da dikkate alınması ve bu rakamların normalize edilmesi gerekir. Örneğin İstanbul Üniversitesi'nde 2000'in üzerinde öğretim üyesi varken ODTÜ'de öğretim üyesi sayısı yaklaşık 800 civarındadır. O halde bir kıyaslama yapmak çok da doğru olmaz. Ayrıca şu ön tarafta bulunan üniversitelerin tamamında tıp fakülteleri bulunmaktadır. Şimdi tıp fakülteleri adresli bilimsel makaleleri çıkardığımız zaman bakınız karşımıza çok farklı bir tablo çıkıyor. Bu kez Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk sıralara yerleşmekte. Ve kısaca tabii şu üniversitelerdeki bilimsel araştırma sayısı diğerlerine göre daha azdır. Dediğim gibi bunlar öğretim üyesi sayısı az olan üniversiteden çok fazla makale beklemekte doğru değil. Fakat bir bilgi açısından gene bu rakamlar bize bazı bilgileri vermektedir. Şimdi Türkiye'de son yıllarda bilimsel araştırma sayısı eksponansiyel bir şekilde arttığı zaman acaba diğer ülkelerde de benzer bir artış var mı sorusu aklımıza gelebilir. Şimdi bunu anlayabilmek için Türkiye'nin dünya bilimine katkısını araştırmamız gerekir. Türkiye'nin dünya bilimine katkısı gördüğünüz gibi 80'li yıllarda binde 1 civarında dahi değil, binde 0.5. Yani her 2000 makaleden bir tanesi Türkiye'ye ait iken 2012 yıllarında her 1000 makaleden 18'i Türkiye adreslidir. Bu da son yıllarda diğer ülkelerle kıyaslandığı takdirde Türkiye'de bilimsel araştırma, bilimsel makale sayısının oldukça fazla diğer ülkelere kıyasla arttığını göstermektedir ve bu vesileyle Türkiye 45. sıralardan, 80'li yıllarda 45. sıralardan 17. sıralara gelmiştir. Şimdi tekrar şu tabloya geri döndüğümüz zaman 2006-2007 yılını ben milat olarak adlandırıyorum ve bu yılda bazı şeyler oldu. Neden Türkiye adresi bilimsel makaleler tekrar bir çıkışa geçti ve tekrar bir duraklama devri başladı? Şimdi bunu açıklamadan önce Science Citation Index'ten biraz bahsetmek istiyorum. Science Citation Index, uluslararası makaleleri kabul gören, dergileri tarayan bir veri tabanıdır. Şimdi 2007 yılına gittiğimiz zaman, 2007 yılında Web of Science yaklaşık olarak 8700 dergiyi taramakta ve bunlardan 3700'ü Core Index'te bulunmaktadır. Tabi bu göstermiş olduğum tablolardaki makale sayıları da bu 8700 dergi içerisinde yayınlanan makaleleri göstermektedir. Şimdi bu veri tabanına bir derginin girebilmesi için acaba hangi kriterler gerekli? Yani dergilerin değerlendirmesi neye göre yapılıyor? Şimdi genel olarak Web of Science bir dergiyi değerlendirdiği zaman her iki haftada değerlendirme yapar. Senede 2000 dergiyi incelerler ancak %10'unu veri tabanına kabul ederler ve bazı dergileri de veri tabanından çıkarırlar. Tabii editör önemli, yazarların uluslararası dağılımı, editörler kurulu ve dergiye yapılan atıflar gibi çok ciddi kriterler incelendikten sonra dergilerin veri tabanına kabul edip edilmeyeceğine veya çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilir. Şimdi 2007 yılına gittiğimiz zaman Türkiye adresli SCI tarafından taranan dergilerin sayısı maalesef 8 civarında. Halbuki Türkiye'nin bilimsel katkısı binde 18 civarında. Dolayısıyla 8000 derginin yaklaşık olarak
yaklaşık olarak 100 tanesinin de Türkiye adresli olması beklenirdi. Ve bu 4 derginin, bu 8 derginin 4'ü de zaten son yıllarda 2004-2006 yılları arasında bu veri tabanına girmiş olan dergilerdir. Şimdi Web of Science biraz önce bahsettiğim gibi 8700 dergi taramaktadır. Diğer taraftan hocalarımızın, araştırma görevlilerimizin bildiği gibi Elsevier denilen bir yayın organizasyonu vardır ve bu yayın organizasyonu bilimsel dergilerin önemli bir kısmını çıkarmaktadır. Şimdi Web of Science bütün bu dergileri taramakta ve elbette ki bu tarama sonunda elde etmiş olduğu verileri bütün ülkelere satmaktadır. Şu anda tam bilemiyorum ama yaklaşık olarak Türkiye bütün üniversiteler için Türkiye'nin bağlanabilmesi için yılda yaklaşık 2 milyon dolar gibi bir para ödemektedir. Şimdi öbür taraftan Elsevier'in böyle bir veri tabanı yoktur. Fakat Elsevier en çok dergiyi çıkaran yayın organıdır. Dolayısıyla Elsevier bu pastayı tamamen Amerikalılara kaptırmamak için 2007 yılında Scopus denilen kendi veri tabanını kurdu. Şimdi kendi veri tabanını kurduktan sonra Scopus'a bir göz atalım. Şimdi Scopus birden 19.500 dergiyi taramaya başladı ve ayrıca bazı parasız dergiler, konferanslar vesaire de bünyesine aldı. Şimdi öbür taraftan Web of Science 8700 dergi tarıyor, Scopus 19.500 dergi tarıyor. Şimdi Scopus bu veri tabanına 19.500 dergiyi kabul ederken hiç incelemeden Türkiye'den yaklaşık olarak bir gecede yaklaşık olarak 80-90 dergiyi bünyesine kabul etti. Şimdi doğal olarak bir araştırıcı olarak eğer siz iki veri tabanını tarıyorsanız elbette ki sizin Scopus'ta daha fazla yayınınız görünecek ve Scopus'ta daha çok atıf aldığınız görünecek. Şimdi dolayısıyla Scopus'u Web of Science'a yavaş yavaş tercih etmeye başlayacaksınız ve bu tercihle de Amerika ne yapmış olacak? Kendi o pastadan almış olduğu tüm payı başkalarıyla paylaşmak mecburiyetinde kalacak. Şimdi bunun önüne geçmek için Web of Science ne yaptı? 2007 yılında 8700 dergi tarayan ve dergileri bünyesine almak istediği zaman da çok ciddi incelemeden geçiren Web of Science birdenbire kendi bünyesinde bulunan dergi sayısında 16.000'e böylece çıkarmış oldu. Bu bize şunu gösteriyor. Yani yabancıların menfaatine dokunduğunuz zaman kendi kriterlerini bir tarafa atarlar ve kendi çıkarlarını her zaman için ön plana çıkarırlar. Dolayısıyla yıllarca 8 dergiyi zorla bu veri tabanına sokmuş olan bir Türkiye birdenbire bu veri tabanına 60 dergisiyle böylece girmiş oldu. Şu anda 60 dergimiz bu veri tabanı tarafından taranmaktadır. Şimdi Web of Science tarafından taranan Türkiye adresi dergilere şöyle bir göz attığımız zaman tabii bu dergilerin çoğu incelenmeden Web of Science'a alındı. Türkiye Klinikler Tıp Bilimleri Dergisi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, yani bazı fakülte dergileri de bu veri tabanına girdi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, örneğin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Kur'an ve Uygulamada Eğitim Bilimleri veya Anadolu Psikiyatri Dergisi, Bilik, Ekoloji, Tekstil Konfeksiyon, Milli Folklor vesaire gibi bir sürü dergi bu veri tabanına alındı. Şimdi birdenbire bu kadar çok derginin veri tabanına alınması Türkiye açısından acaba Türkiye açısından baktığımız zaman iyi mi kötü mü? Bu elbette ki iyi, şu bakımdan iyi. Çünkü bu dergiler veri tabanına girdiği için kendilerine daha fazla çekidüzen verecekler ve daha dikkatli bir şekilde makaleleri yayımlamaya çalışacaklar. Ama kötü olan nedir? Kötü olan biz doçentlik sınavlarında kriter olarak Web of Science tarafından taranan dergilerde yapılan makaleleri dikkate alıyoruz. Şimdi burada fakülte dergileri bu işin içine girince burada ciddi sorunlarla karşı karşıya geleceğimiz açık bir şekilde görülmektedir. Şimdi 2011 yılında yapmış olduğum bir araştırma sonucu
Türkiye'deki makale sayısının artışına, 2008, 2009, 2010 yıllarındaki makale sayısının artışına değinmiştim. İşte bu artış, bu veri tabanlarının bünyelerinde kabul etmiş oldukları dergi sayısını bir çırpıda artırmalarından kaynaklanmaktadır. Şimdi buna kısaca değineceğim. Şimdi 2011 yılında Türkiye adresli en çok yayın yapılan dergilere baktığımız zaman, bakınız 3 tane Afrika dergisi karşımıza çıkmakta. Yani Türk bilim camiası Afrika dergilerinde tercihen yayın yapmaktadır. Veya Türkiye adresli Türkiye Klinikler Tıp Bilimleri Dergisi, Kafkas Üniversitesi'nin dergisi, Asian Journal of Chemistry. Şimdi bu dergilerin bir ortak noktası hemen hemen tamamı bilimsel makaleleri parayla yayınlamakta. Yani $650 Afrikan dergilerine ödediğiniz takdirde makalenizin geri çevrilme şansı yok. Makaleniz %100 bu dergilerde basılacaktır. Gördüğünüz gibi $1000, $600, $750 vesaire şurada 240 lira artı 60 Türk lirası sayfa başına alan dergiler var. Şimdi tabii burada kalitede ciddi bir düşüşün olduğu karşımıza çıkmaktadır. 2011 yılında Türkiye adresli en çok yayın yapılan dergiler, her türlü yayın adı altında taradığımız zaman bakınız 3 dergi karşımıza çıkmakta. Birisi işte kardiyoloji dergisi, Proceedings of Social Behavioral Science, 300 yaklaşık olarak makale ile. Tabii bunlar şu özellikle ve bir ikinci ve üçüncü, bunlar bilimsel makaleden çok bilimsel toplantı özetlerini yayınlayan dergilerdir. Ama bunlar da Web of Science'a girdiği için doçentlik kriterlerinde bu dergilerde yayınlanan makalelerde elbette ki dikkate alınmaktadır. Şimdi bu dergilerden ben bazılarını biraz daha detaylı inceledim ve şimdi onlar üzerinde kısaca duracağım. Bakınız kardiyoloji dergisi, International Journal of Cardiology 2011 yılında makale olarak Türkiye'den 4 makale görülmekte. En çok kimler yayın yapıyor? Amerika, Almanya, Japonya, Çin, İtalya vesaire. Şimdi bu derginin gerçekten kaliteli bir dergi olduğunu göstermektedir. Çünkü en çok bilimsel makaleler gelişmiş ülkelerden buralarda görülmektedir. Şimdi durum böyleyken eğer aynı dergide 2011 yılında All Documents Types yani her türlü makaleyi taradığımız zaman bakınız Türkiye birdenbire bütün bu gelişmiş ülkelerin önüne çıkmakta ve yayın sayısı 380 civarında olmakta. Şimdi bu ne anlama geliyor? Türkiye bu dergide kaliteli makale üretmiyor. Yalnız ya editöre mektup veya vaka takdimi gibi çok fazla değeri olmayan araştırmaları yayınlamayı tercih ediyor. Ama bu dergi bunun farkına varmış olmalı ki bu 380 sayısını 2012 yılında 25'e indirmiştir. Bir diğer dergi bakınız African Journal of Biotechnology. Bu dergi 2006 yılında piyasaya çıkıyor ve 2011 yılında bu dergide en çok yayın yapan ülkeler Çin, İran, Türkiye, Pakistan, Malezya, Hindistan, Nijerya vesaire. Ve dergideki bilimsel makale artışına baktığımızda Türkiye adresli bilimsel makalelerin artışına baktığımızda ve anormal bir artış görüyoruz. Yani 2006 tarihinde yılında piyasaya çıkan bir dergiyi bizim bilim camiası anında keşfediyor ve yılda önemli sayıda bilimsel makaleleri hem de parayla bu dergide yayınlama yoluna gitmektedir. Bir diğer Afrika dergisinde ise yine gördüğünüz gibi 2011 yılında en çok yayın yapan ülkeler İran, Çin, Türkiye, Nijerya, Pakistan, Malezya vesaire vesaire. Şimdi ülke olarak bir taraftan büyük hedefler koyuyoruz. İşte 10 yıl veya 15 yıl içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen bir ülkenin bilim insanları da maalesef dünyanın en geri kalmış ülkeleriyle yarışmakta ve bilimsel makalelerini bu ülkelerin yayınlamış olduğu böyle kalitesi son derece düşük
dergilerde yayınlamayı tercih ediyor ve üstelik de bu makaleler için ciddi paralar ödeniyor. Burada bilim insanlarımızın hedefi aslında bilim vesaire yapmak değil, ucuz yoldan etik dışı davranışlara başvurarak, ucuz yoldan bilimsel makale yayınlayarak yardımcı doçent, profesör olma yollarına gitmektedir. Bu da Türkiye için çok üzücü bir gerçektir. Şunu söyleyeyim, 2012 yılında bu dergi Web of Science'dan atılmıştır. Bir başka Afrika dergisi gene ekonomiyle ilgili bir dergi. Burada da Türkiye gördüğünüz gibi en çok bilimsel makale yayınlayan dergi. Ve Türkiye'nin önünde Tayvan, İran, Malezya, Pakistan gibi ülkeler var. Ve Türkiye adresli makalelerin artışı da gördüğünüz gibi anormal bir şekilde bu dergide artmaktadır. Ve bu dergi de Web of Science'dan çıkarılmıştır. Bir başka dergi Journal of Animal and Veterinary Advances. Şimdi ismi yani hayvanla ilgili, veterinerle ilgili bir dergi gibi görünse de bu dergide fizik, kimya, biyoloji, tıp her türlü daldan bilimsel makale bulabilirsiniz. Dergiyi çıkaranlar Pakistanlılar ve kimler yayın yapıyor? İran, Çin, Türkiye gene gördüğünüz gibi aynen bilimde geri kalmış ülkelerin yayın yaptığı dergileri Türk bilim camiası tercih etmektedir. Şimdi bu derginin kuruluşundan beri yani 2006'dan 2012 yılına kadar en çok yayın yapan ülkelere baktığımız zaman Türkiye yaklaşık 900 bilimsel makale ile birinci sırada yer almaktadır. Toplam bu dergide bugüne kadar toplam yayınlanan makale sayısı yaklaşık 2000 civarında ve 900'ü Türkiye'ye ait. Dergiyi çıkaran Pakistan adresli makale sayısı sıfır. Çünkü biz bu makalelere yaklaşık olarak 1000 makale düşünürseniz $650 bin Türk bilim camiası bu kalitesiz dergiye böylece bir yılda para ödemektedir. Bir başka dergi Asian Journal of Chemistry dergisi. Bu kendi sahanda olan bir dergi. Burada da Türkiye adresli yayın sayıları oldukça artmaktadır ve gördüğünüz gibi 2001'den başlayarak eksponansiyel bir çıkış sonra tekrar düşüşe geçti. Bunun düşüşe geçmesinin nedenleri belki şundan kaynaklanabiliyor. Ben kimyacı olarak bu dergiyi deşifre ettim ve çeşitli yazılarımda da bu derginin bu şekilde parayla makale yayınladığını ve bu dergide yayınlanan makalelerin dikkate alınmaması konusunda telkinlerde bulundum. Belki bunun etkisi olabilir bu düşüşte. Gerçi 2012 yılında bu dergideki makale sayısı da yaklaşık olarak 102 civarındaydı. Şimdi 2012 yılında Türkiye adresli en çok makalenin yayınlandığı dergilere baktığımız zaman biraz önce gösterdiğim tablo 2011'e aitti. Şimdi 2012 yılında karşımıza iki farklı dergi çıkmaktadır. Birincisi işte Energy Education Science, bu da aynı şekilde. Bir part B, part A, biri Science üzerine, diğeri ise Education Studies, Social and Education Studies. Yani biri sosyal ağırlıklı bir dergi, diğeri ise daha çok fen dallarına hitap eden bir dergi ve oldukça da fazla 250 yayın burada, 170 yayın ile bu iki dergi birdenbire karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu 2012 yılında her türlü makaleyi taradığımız zaman bakınız şu Procedural Social and Behavioral Sciences dergisi geçen yıl 380 makale yayınlamışken bu sene 680 makaleye çıkmaktadır. Tabii bu bahsettiğim gibi şu iki dergi bunlar kongre özetlerini yayımlayan dergilerdir. Şimdi Energy Education Science Part B ve A gördüğünüz gibi ön sıralarda yer almaktadır. Şimdi şu iki dergiyi biraz daha yakından mercek altına alıp incelersek bakınız karşımıza neler çıkıyor. Şimdi A dergisinde ki makale sayıları 2009, zaten bu iki dergi 2008-2009'da yayın hayatına geçen dergiler. Ve dikkat ederseniz anormal makale sayılarında her iki dergide de anormal artışlar var. Yani bunlar işte 200-300'e yakın bilimsel makale yayımlamakta. Bu dergileri kim yayınlıyor? Profesör Ayhan Demirbaş isimli bir hocamız yayınlıyor. Adresine baktığımız zaman Trabzon, Sıla Science, Üniversite Mahallesi. Bir üniversite adresi yok. Şimdi bu kişi yakın bir zamanda Şırnak Üniversitesi yanılmıyorsam rektör yardımcısıydı ve oradan bu dergileri çıkarmakta. Ve gördüğünüz gibi
dergilerdeki bilimsel makale sayısı artmakta ve ayrıca iki ayrı dergi daha çıkarmaktadır. Şimdi bu dergilerde kimler yayın yapıyor? Bir buna bakalım. A dergisinde Türkiye, Çin, Malezya ve diğer ülkelerden de bilimsel makaleler görülmekte. B dergisinde ise Türkiye, USA, Çek vesaire. Şimdi burada tabii Amerika görünüyor ama Amerika adresli bilimsel makaleleri tek tek incelediğimizde bunların hepsinin Türkler olduğunu göreceksiniz. O halde genel olarak bu iki dergide Türkiye, Çin ve Malezya yayın yapmakta. Şimdi birinci dergiye baktığımız zaman 2011 yılında Energy Education Science and Technology Part A dergisinde yayınlanan makaleler, şurada bazılarını gösteriyorum ben ve burada yazar isimleri, şu sarı kolondaki rakamlar da bu dergilerin bir yıl içerisinde almış oldukları atıf sayıları. Özellikle sizlerin bu noktaya dikkatini çekmek istiyorum. Bakınız bir dergi, bir makale, bu dergideki bir makale bir yılda 129 atıf alıyor. Diğerleri 99, 63, 41 böyle gidiyor ve bu rakamlar böyle birden sıfırlanmıyor. 41, işte 40, 38, 39 şeklinde aşağı iniyor. Peki bu atıflar hangi dergilerden geliyor? Bakınız 129'u atıfın 83'ü Part A'dan, 46'sı Part B'den. Buna bakıyoruz, 84'ü A'dan, 6'sı B'den. Ve burada da atıflar A'dan, B'den. Ve hangi ülkeler atıf yapıyor ona baktığımız zaman Türkiye, Çin, Malezya, Türkiye, Çin, Malezya, Türkiye, Çin, Malezya. Şimdi bu ne demek? İki dergi çıkıyor. İki dergide çıkan makaleler karşılıklı birbirlerine atıf yapıyorlar. Ve derginin biri fen dergisi, diğeri sosyal bilimlere yönelik bir dergi. Ve bu atıflar, sosyal bilimden fene, fenden sosyale atıf yapılması makalelerin kalitelerinin ne kadar düşük olduğunu, yani bunları artık makale bile demek mümkün değil. Ben tabiat bilgisinin bazı bölümlerini andıran başlıkları içeren makaleler diyebilirim bunlarda. Tabii burada Türkiye, Çin ve Malezya'dan bazı gruplar bir araya geliyor. Kendi aralarında anlaşıyorlar. Tamam, biz bu dergide yayın yapacağız ama bu dergide yayın yaptığımız zaman karşılıklı atıf vererek derginin kalitesini artıracağız. Bütün düşünce bu. Bu bir organizasyon sonucu ortaya çıkan bir harekettir. Şimdi B dergisine baktığımız zaman B dergisinde de bir yıl içerisinde 2011'de yayınlanan makalelere bir yılda yapılan atıflar 83, 82, 79, 73 bu şekilde böyle aşağıya doğru gitmekte. Gene bakıyoruz atıflar nereden geliyor? A'dan ve B'den, A'dan B'den. Hangi ülkeler? Türkiye, Çin, Malezya. Türkiye, Çin, Malezya. Şimdi bir dergide bir yıl içerisinde yayınlanan bir makale bir yıl içerisinde bu kadar fazla atıf alabilir mi? Bugün herkesin tanıdığı dünyanın en önde gelen iki dergisine bakalım. Nature ve Science dergileri. 2011 yılında Nature ve Science'de yayınlanan makalelerden birine 122 atıf, 79, 32, 32'den sonra 9 vesaire 9'a düşmekte. Science dergisine baktığımız zaman aynı şekilde 5-6 makaleden sonra atıflar düşmekte. Demek ki dünyanın en önde gelen iki dergisinde dahi yayınlanan bilimsel makalelerin en çok 3-5'ine çok ciddi atıf yapılmakta. Diğerlerine yapılan atıflar diğer dergilerdeki normal atıflardır. Halbuki bu A ve B dergisinde durum böyle değil. Neredeyse dergide yayınlanan makalelerin tümüne yüksek derecede atıf yapılmaktadır. Bu bir tezgah sonucu yapılan atıflardır. Yani bilimsel ahlakla bağdaşmayan bir davranıştır bu. Şimdi bu dergilerin impact faktörlerine baktığımız zaman, yani etki değerlerine, bakınız Science dergisinin etki değeri 31, bu Energy Education Science dergisinin etki değeri, impact faktörü 31.7. Yani Türkiye adresli bir dergi dünyada var olan 45 bin dergiden 17. sıraya yerleşmiş bir durumda. Nature'ın impact faktörü 36. Bu dergi, şunu söyleyeyim, bu iki dergi bu sene Web of Science'dan çıkarıldı. Eğer bu iki dergi çıkarılmamış olsaydı, 2012 yılında yayımlanmış makaleler de dikkate alınmış olsaydı, bu iki dergi dünyada ilk 5 arasına girecekti. Şimdi böyle bir veri tabanı, impact faktörü 31.7 olan bir dergiyi eğer
veri tabanından çıkarıyorsa burada oturup ciddi bir şekilde düşünmek lazım. Burada neler olup bitiyor? Ve bu dergide bilimsel makale yayınlayarak doçent olan, profesör olan kişilerin bugün doçentliklerinin ve profesörlüklerinin hatta sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Bir diğer nokta, şimdi bu dergiler dünyada ilk 15 dergi arasına girdiği için TÜBİTAK bu sene bilimsel dergilere, bilimsel dergilerde yayınlanan makalelere yapmış oldukları ödemeleri değiştirdi ve bunlar çok ön planda oldukları için bu dergilere yaklaşık 5000 lira civarında her bir makale için ödeme yapacaktı. Şu anda TÜBİTAK zaten çok iyi dergilerde bilimsel makaleyi başına 5000 lira ödemektedir. Eğer bu dergiler bu sene Web of Science'dan çıkarılmamış olsaydı ve TÜBİTAK bu dergide yayın yapan kişilere, bilim insanı diyemiyorum ben bu insanlara, bu kişilere 2-3 milyon lira gibi bir para ödemek mecburiyetinde kalacaktı. Dolayısıyla TÜBİTAK bunlar aracılığıyla hortumlanacaktı. Bu dergilerde kimler yayın yapıyor Türkiye genelinde baktığımız zaman? Şırnak, tabi derginin sahibi Şırnak Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı bir süre yaptığı için Şırnak Üniversitesi ön planda. Selçuk, Malezya, Marmara, Sakarya, şurada Çin, iki tane Çin'den enstitü özellikle bu dergilerde yayın yapıyor ve daha çok böyle Anadolu üniversitelerinin bu dergilerde, ama Gazi de var bunların içerisinde, yayın yaptığını böylece görüyoruz. Şimdi 2013 yılında Web of Science tarafından maalesef çok Türkiye adresli veya Türk bilim camiasının en çok yayın yaptığı dergiler bu veri tabanından çıkarıldı. Enerji dergileri 1-2, Türkiye Klinikler Tıp Bilimler Dergisi, sonra Sakarya'nın çıkarmış olduğu bir eğitim dergisi, Pediatri Dergisi, HealthMed bu Bosna Hersek tarafından çıkarılan ancak Türk tıp camiasına hizmet veren bir dergi ve burada da Türklerin aşırı derecede yayını var. Bu dergide bu Web of Science'dan çıkarıldı. Ayrıca Türkiye adresli olmayan Akta Kristalografya Section E dergisi daha çok Türkiye'de ucuz yolla doçentlik arayan kimyacıların tercih ettiği bir dergiydi. Bu dergide veri tabanından çıkarıldı. Afrika dergilerinin 3'ü çıkarıldı. Şurada Polonya tarafından çıkarılan bir elektrokimya dergisi de çıkarıldı. Yani Türk bilim camiasının en çok yayın yaptığı 10 derginin bir yıl içerisinde bu veri tabanından çıkarılması bu ülke açısından oldukça düşündürücüdür ve bunun sorgulanması gerekir. Şimdi bir başka konuya değineceğim. WASET. WASET, World Academy of Science, Engineering and Technology. İsmi çok güzel görünüyor. Bu WASET, bunlar bir taraftan bilimsel dergi çıkarıyorlar, bir taraftan da bilimsel kongreler organize ediyorlar. Bunlar dünyanın cazibe merkezlerinde kongreler organize ediyorlar ve bu kongrelere göndermiş olduğunuz metinleri basıyorlar. Yapmış oldukları işler bu. Ve şu merkezlere bakarsanız, Melbourne, Paris, Barcelona, Dubai, Toronto, Amsterdam, gerçekten İstanbul, Kopenhag, Rio de Janeiro, Hong Kong, böyle çok güzel, dünyanın güzel yerlerinde, Tayland, Phuket adasında, Madrid, Çin'de, Kuala Lumpur gibi ülkelerde bunlar kongre organize ediyorlar. Tamam, güzel, bir diyeceğimiz yok. Kongre organize etsinler. Şimdi bunlardan birini örneğin Venedik'te organize edilen kongreye bir göz atalım. 2013 bu sene Kasım ayının 14 ve 15'inde şurada Lagoon Palace'ta kongreler var. Ve katılım ücreti 450 euro. Bunu ödediğiniz takdirde bu kongreye müracaat edebiliyorsunuz. Şimdi aynı gün, aynı otelde yaklaşık 75 kongre var. Aynı gün ve aynı otelde. Ve kongrelerin başlıklarına baktığınız zaman biyoloji üzerine var, software, data engineering, matematik kongresi var, havacılık kongresi var, elektrik computer kongresi var, çevre kongresi var, housing vesaire, information society. Gördüğünüz gibi çok farklı dallarda aynı günde, aynı otelde yaklaşık olarak 70-80 kongre organize ediliyor. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Böyle bir şey mümkün değil.
Başka bir örnek vereyim. İstanbul'da geçen ay, tabii bu sene de var. Sene sonuna doğru da İstanbul'da da kongreler var. Konferans, Nippon Oteli'nde bir konferans var. Gene yaklaşık olarak 74 kongre var aynı anda. Ben bu oteli bizzat aradım. Ve böyle böyle bir şey var dedim. Siz 75 kongreyi nasıl aynı günde organize edebilirsiniz? Yeriniz var mı? Telefonda resepsiyondaki bayan, 75 odamız var mı bilmiyorum dedi. Çünkü o bayan bu işten haberdar değildi. Yetkili birisiyle konuşmak istedim. Kesinlikle bağlamadılar. Ve daha sonra başkaları tarafından arattırdım bu oteli. Kesinlikle bu konuda yetkili bir kişiyi bağlamadılar. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Varsayalım 75 farklı kongreye her bir kongreden 1-2 kişi geldi. Ve bu 100 kişi geldiğini düşünün. Bu 100 kişiyi topluyorlar bir odaya. Sırayla buyurun çıkın konuşmanızı anlatın. Ve çok farklı dallardan orada kişiler var ama bu kongrenin kişiliğe hiçbir faydası yok. Bakınız, Vaset konferansları bu sene. Venedik'te aynı gün 55, Paris'te 88 kongre geçti bunlar. Şu an önümüzdeki bu Temmuz aylarında vesaire Kopenhag'da 62 kongre, Toronto'da 88 kongre. Aynı gün, aynı saatte, aynı otelde ve bu Vaset konferansları 2016 yılının sonuna kadar planlanmış. İnternette biraz araştırma yaparsanız bu Vaset kongreleriyle ilgili bazı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Ben yapmış olduğum bir tarama sonucunda İngiltere'den bir hocamız, ben diyor bunlardan zaten şüphelenmiştim fakat ben 450 avroyu gönderdim, sonra vazgeçtim fakat bu 450 avroyu geri alamadım. Bir diğeri ise ben bu kongreye katıldım, Tayland'da olan bir kongreye katıldım, büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü bir odaya aldılar bizi ve benden önce bir konuşmacı, ilk konuşmacı ona söz verdiler. Konuşmacı kalktı, bot dizayn üzerine bir konuşma yaptı. Ondan sonra ben fizikçi olarak kuantum mekanikten bahsettim. Benden sonraki bir Arap kökenli birisi helal et üzerine bir konuşma yaptı. Böyle bir kongre. Dediğim gibi bunlar hayali kongre organize ediyorlar. Ve bizim bilim camiasından da bunlara rağbet edenler oldukça fazla. Konuşmamın son bölümünde bir 3-5 dakika etik dışı davranışlardan bahsedeceğim. Şimdi ülkemizde her şey sayıya bağlandığı için kişiler bilimsel makale sayılarını artırmak için şu an her türlü yola başvurmaktadırlar. Bunlar nelerdir? Başkalarının isimlerini yayına koyma ülkemizde çok yaygın etik dışı bir davranış. Karşılıklı isim koyma, bu da çok yaygın. İki kişi doktora yapıyor, iki farklı hocada. Karşılıklı isimler yayınlara konulduğu zaman, bir kişi doktorasını bitirdiği zaman, doktorasında olmayan başka bir konuda da başka sahada yayın olmuş oluyor. Dolayısıyla doçentliğe müracaat etme hakkını elde etmiş olabiliyor. Hatta doktorayı aldıktan 3-5 ay sonra da müracaat eden kişiler var. Şimdi masaüstü yayıncılık, yayın duplikasyonu, doktora çalışmalarını değiştirerek tekrar yayınlama gibi etik dışı davranışlar oldukça yaygın. Şimdi akademik yükseltilmelerde biz bugün 92-93 yıllarında koymuş olduğumuz kriterleri istiyoruz. Nedir o kriterler? SCI tarafından taranan dergilerde yayın zorunluluğu ve rakamlar koyduk. Şimdi 20 yıl önce biz bu rakamları koyduğumuz zaman, o zaman paralı dergi vesaire bu gibi etik dışı davranışlar yoktu. Fakat aradan 20 yıl geçti. 20 yıl geçtikten sonra bu etik dışı davranışlar bu ülkede oldukça fazlalaştı. Fakat YÖK bugüne kadar maalesef hiçbir önlem almadı ve almak istediğini de tahmin etmiyoruz. Çünkü mantar gibi siz her şehre üniversite açarsanız bu üniversitede de muhakkak öğretim üyelerinin olması lazım. Bir an önce bugünkü politika orada doçent, profesör, yardımcı doçent vesaire olsun ve bunlar yükseltilsin. Halbuki kalitesiz bir yardımcı doçentin önünü kesmemiz lazım. Kalitesiz bir doçentin önünü kesmemiz lazım. Eğer onun önünü keserseniz diğerlerinin önünü açmış olabilirsiniz. Eğer bir hoca yeteneksiz ise, hasbelkader bir üniversitede bir öğretim üyesi kadrosu almış ise
yardımcı doçent ise bunu doçent yapmak mecburiyetinde değiliz. Bunu doçent yaptığımız takdirde o üniversiteye katkısının daha artacağı söz konusu olamaz. Dolayısıyla var olan kadroların bir şekilde önlerinin kesilmesi lazım. Şimdi doçentlik jürilerinde yapılan bir uygulama, jüri üyeleri birbirini görmüyor, birbirlerinden haberdar değiller. Bu aslında çok iyi niyetle baştan alınmış bir karardı. Çünkü kişiler bağımsız bir şekilde daha iyi, daha objektif karar verebilirler düşüncesinden hareket edilerek böyle bir kural kondu. Fakat şunu açık ve net olarak söyleyebilirim. Ülkemizdeki hocalarımızın, profesörlerin %75'i 80'i tek başına olduğu zaman karar verebilecek kapasitede maalesef değiller. İkincisi, bugün her profesör olanın doçentlik jürilerine konulması çok sakıncalıdır. Hasbelkader profesör olmuş olabilir fakat bunların kesinlikle doçentlik jürilerinde olmamaları gerekir, koyulmamaları gerekir. Kimler koyulacak? Aktif olanlar, bilimle iç içe olanlar, haşir neşir olanlar bu jürilere koyulmalıdır. Şimdi farklı jürilerin getirdiği çok büyük dezavantajlar var. Bugün bir doçent adayı, ben A jürisinde olsaydım geçerdim ama şanssızlığımdan B jürisindeki şu hocadan dolayı geçemedim. Bunu dememeli. O jürilerin daha objektif olması. Şimdi bunun için yıllardır benim YÖK'e yapmış olduğum bazı öneriler var. Son olarak kısaca o önerileri tekrar gündeme getirmek istiyorum. Doçentlik jürileri veya kriterlerinin değiştirilmesi lazım. Nedir o teklifi? Teklif edeceğim noktalar. Bir kere tek bir jürinin oluşması lazım. Herhangi bir ana bilim dalında tek bir jüri. Şimdi tek bir jüri olunca tabii hocalarımız şunu diyeceklerdir. Ya ben 3 dosyaya bakamıyorum. Şimdi tek jüri olunca belki 30 dosyaya bakacağım. Evet, bu hocalarımız zamanlarını ayıracaklar, 30 dosyaya bakacaklar. Gerektiği takdirde bu jüri bir sayfiye kentinde veya bir dağ başında güzel bir otelde toplanacaklar. Bir hafta boyunca bu dosyaları inceleyecekler ve karar verecekler. 7-8 kişiden bu jüri oluşabilir. Ancak bu jüri ülkede, o sahada kendini kanıtlamış kişilerden oluşacaktır. Böylece eşitlik ilkesini sağlamış olacağız ve bu jürinin üyeleri her 2-3 yılda veya her yıl 2-3 yılda değiştirilebilir. Müracaat için ön koşul kalkmalı. Yani şu kadar sayı, bu kadar sayıyla bugün bakkal hesabıyla yükseltilmeler yapılmaz. Ne olacak? Eser sayıları kalkacak. Burada tek bir madde koyacağız. Doktoradan sonra kişinin bağımsız veya kendi grubu ile öğrencileriyle araştırmalar yapmak dediğimiz zaman bütün kriterleri ortaya koymuş olacağız. Çünkü bu rakamlar çıkmadan önce de böyle sayısal kriterler yoktu. Kişiler o zaman bir tez hazırlardı. Gerçi ben eski tez sistemine karşıyım ama burada bağımsız araştırmalar dediğiniz zaman zaten doktoradan sonra epey zaman alacaktır ve bu jüri müracaat eden kişinin dosyasını inceledikten sonra kişiye telkinde bulunacak. Şu kadar yayın yaptıktan sonra ya tekrar karşımıza gel veya önümüzdeki bir iki yıl içerisinde hiç buraya uğrama. Tabii yetenekli olanları da böylece onlar doçentliğini kabul etmiş olacaktır. Ancak böyle bir kriter konulduğu takdirde üniversitelerde yavaş yavaş kaliteyi artırma yoluna gideriz. Ve ülkemizde tabii en büyük skandallardan biri, yıllarca herkesin üzerinde tartıştığı eğitim kalitesi ve zaman zaman bazıları eğitim kalitesini artırmak için ilkokuldan bu işe başlamamız derler. Halbuki o kadar yanlış bir yaklaşım ki ilkokuldan eğitim kalitesini artırmaya başlayamazsınız. Çünkü önce ilkokul öğretmenini eğitmeniz lazım ki orada kaliteyi artırasınız. O zaman üniversitelerden başlamanız lazım. Üniversitelerden başlamak için de bugün istihdam edilecek kişilerin çok kaliteli kişiler olması gerekiyor. Son bir slide, son bir nokta. Öğretim elemanı istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekli olan hususlar. Bugün bütün üniversitelerimizde veya hocalarımızda kendi elemanını bir koruma duygusu vardır. Yani bütün üniversiteler kendi elemanlarını istihdam etmek ister.
Halbuki bu son derece sakıncalı bir olaydır. Ama hocalarımızın çoğu elinin altında sözünün geçtiği birisini her zaman birisinin bulunmasını ister. Gerektiği takdirde özel işlerini de ona yaptırır. Çantasını da taşıttırır vesaire vesaire. İşte bu inbreeding olayı, olayının Türkiye'de, Türkiye üniversitelerinden kalkması lazım. Bugün bunu uygulayan bir tek üniversite var Türkiye'de. O da Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Boğaziçi de bunu uygulamaya başlamış. Nedir bu uygulama? Doktorasını yapan kişilerle üniversiteler ilişkilerini kesecektir. Araştırma görevliliği bir ömür boyu bir kadro değildir. Araştırma görevliliği öğrencilere yüksek lisans ve doktoraları esnasında tahsis edilen kadrolardır. Şimdi bir üniversitede doktorasını alan 3-5 kişiyi siz aynı bölümde istihdam ederseniz o bölümde monotonluk başlar ve belli bir zaman sonra araştırma sahasındaki monotonluğun yanı sıra hocası ile çıkar çatışmalarına da girerler ve hem huzursuz bir ortam oluşur, o kişiler kendi gruplarını oluşturamazlar. Ayrıca üniversitede monotonluk başlar. Sonra seçim endişesi de çok önemli burada. Bugün tabii rektörlerimiz seçim öncesi çok dikkatli davranmakta ve kadro vaatlerinde bulunmakta. Bunların da bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Kadroların herkese açık olması lazım. En kaliteli kişinin o kadrolara atanması lazım. Eğer biz üniversitelerimizde en yetkin, en yetenekli kişileri istihdam etmeye başlarsak, başladığımız gün bu ülkeyi gerçekten kalkındırmaya ve bütün problemlerimizi de yavaş yavaş çözmeye başlamış olacağız. Ben ilginiz için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you.